Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Şubat'ında başlayıp 1916 Ocağı'na dek süren parti il binasına gerçekleşen ve saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, bundan 98 yıl önce tek vücut olan Türk milletinin vatanın varlığı ve bütünlüğünü korumak adına verdikleri mücadeleyle tüm dünyaya Çanakkale geçilmez, bu vatan, bu topraklar bizimdir, bölünmez mesajını verdiğini söyledi. Kansız yapmayı göze aldılar hiç tereddütsüz. Atıldılar yağmur gibi yağan mermilerin önüne. Kimi analar bebesi yerine Mehmet'in mermisini örttü babasından aldığı eski örtüyle. Tek amaçları vardı çocuklarına, torunlarına bir vatan bırakma. CHP Hatay'ı Başkanı Servet Mulluoğlu ise Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'nın bir ön sözü olduğunu, sonrasında da Mustafa Kemal Atatürk gibi bir askeri dehanın Anadolu'da kahramanlaşmaya başladığını ifade etti. Gerektiğinde atalarımızın gösterdiği cesareti her birimizin göstereceğimizi de çok iyi biliyorum. Bu nedenle günümüzün iktidarının, o zamanki itilaf kuvvetlerinin aynı o pozisyonda yer almış durumda. Şu anda Orta Doğu'daki gelişmeler, aynı itilaf devletlerinin, emperyalistlerin adeta onların uşağı olması durumu hepimiz için utanç verici bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu da törende yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşı'nın ve sonrasının günümüze ışık tuttuğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça Cumhuriyet Halk Partisi de yaşayacak. Cumhuriyet Halk Partisi yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak. Yapılan konuşmalar ardından katılımcılara Çanakkale Destanı adlı belgesel film izletildi. Avusturya'nın 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilanı, 1. Dünya Savaşı'nın da başlamasına neden olur.